Suhal. Ah! Hangi cehennemdesin acaba? İkbal Hanım, sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Evet Sehersin. Bu dedektif. Sizin dedektiften haberiniz var mı? Dedektif mi? Yusuf'un amcası telefonda her şeyi değiştirecek bir dedektiften bahsetti. Anladığım kadarıyla onu arıyor. Başka bir şey söyledi mi peki Seher'cim? Yani ne olabilir? Düşünelim diye soruyorum. Hayır. Bana hiçbir şey söylemiyor. Ama konu benimle ilgiliyse ve siz biliyorsanız... Bilmiyorum canım. Ama kesin Yaman'ın işiyle ilgili bir meseledir. Malum. Onun hayatında hep bir gizem var biliyorsun. Aradığı kişi dedektif de olur, polis de olur, kaçakçı da. Ama seninle ilgili bir mesele olmadığına eminim. Canını sıkma. Bu mu acaba? Zuhal'in çantası bu. Zuhal'in. Şimdi sıra bende abla. Senin yarın bıraktığın işi ben tamamlayacağım. Yusuf'un varlığı işimi kolaylaştıracak. Senin hasta olman, onun ilgiye muhtaç olması konağın kapılarını önünde sonuna kadar açacak. Yusuf da dahil elimdeki bütün araçları kullanacağım. Bu yolda her şey mübah artık. Her şey bitince de Selim'le yeni bir hayat başlayacak benim için. Ama bu sefer kırımlıların serveti de olacak elimizde. Sen de çıkıp kurtulacaksın o konaktan. Her şeylerini alacağız onların. Bizim her şeyimizi alacak o. O zaman tabii bizim her şeyimizi alacak. Ne yaptın sen Seher? Ne yaptın? Seher yapar mı ki böyle bir şey? Yapmaz. Yapar mı Seher? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır Seher. Hayır Seher yapmaz. Yapmaz Seher. Seher böyle bir şey yapmaz. Seher yapmaz. Dosya yüzünden oldu. Dosya. Evet. Dosya yüzünden oldu. Dosya. Hı hı. Sağ olun. Bir bu eksikti. Deneyelim istersen. Yok, bu da olmadı. Bir şeyler eksik ama ne bilmiyorum. Neden sen vasat oluyor? Ne yapacağım ben Kiraz? Dur, bozma hemen moralini. Yoruldun zaten hem. Ben bir çay koyayım, biraz dinlenelim olur mu?
Belki de bu ödev yapma durumundan biraz sıyrılman gerekiyor. Nasıl? Kapa gözlerini. Güven bana. Hadi. Güzel. Şimdi burada olduğunu, bu ödevi yaptığını, her şeyi unut. En mutlu olduğun, sana kendini en iyi hissettiren anı hatırla. Bu anı hangi kıyafet en iyi tanımlardı düşün. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Hiç unutmak istemediğim, sevdiğim, sevildiğim bir anı hatırladım. Ve şimdi ne yapacağımı biliyorum galiba. Ne oluyor? Giyer misin Fırat? Biz çıkalım da Fırat rahat rahat giyinsin istersen. Verdiğim numaranın takip için emniyetteki muhbirden yardım isteyeyim dedim ama... Ama ne? Muhbir görevi kötüye kullanma suçundan tutuklanmış. Yani kendi imkanlarımızda telefonu takibe aldıramayacağız gibi duruyor. Polis dışında ben bir yol bulmaya çalışacağım. Nedim, vakit kalmadı diyorum. Vakit falan yok. Yardımına ihtiyacım var. Birine ulaşmam lazım. Telefon takiple. Anlamadım. Evliliğim için. Ne oluyor? Ne demek evliliğim için? Seher'e mi bir şey oldu? Hayır, o iyi. Ama şimdi sana bunu neden istediğimi anlatamam. Vakit yok çünkü. Sadece şunu bil. Onun selameti için istiyorum bunu senden. Yaman, istediğin şey büyük bir şey. Ne olduğunu bilmeden yapamam. İmkansız. Onun için ölümü göze aldım ben Fırat. Yapmam dediğim her şeyi yaptım. Dünyamı değiştirdim. Sırf onun için. Soru sorma. Güven bana. Ona güvendiğin gibi. Eğer Seher'e bir zarar gelecekse... Ona da bu evliliğe de zarar gelmesin diye istiyorum bunu senden. Bu numaranın en son hangi adreste görüldüğünü bulman lazım. Şimdi yardım et bana. Tamam. Numarayı yolla bana. Ama seni şimdiden uyarıyorum. Eğer Seher'in selameti için değilse karşında beni bulursun. Merak etme.
Yolluyorum hemen. İbo, acil yardımın gerekiyor. Sana bir numara yollayacağım. Teknik takibi alır mısın? Hayır, izin için vakit yok. İbo, acil. Acil. O kısmı ben halledeceğim. Benim olana göz dikersin ha? Sen daha beni tanımıyorsun. Hem de hiç. Ekin, bu polis bozuntusunu takip ettim. Hizmetçiyle beraberler şimdi. Herif kızın burnunun dibinden ayrılmıyor. Ne yapacaksın? Senin iş sarpa mı sarıyor yani? Saçmalama. Yarım saat sonra sahilde buluşalım. Bir planım var. Mükemmel olmuş bu Neslihan. Şimdi tamamlandı. Baksana, ufak değişikliklerle nasıl da değişiyor her şey. Kıyafet yaşıyor sanki, hikayesi var gibi. Kiraz kızım, benim şu ilacı getiriver hele. Geldim Sultanala. Gerçekten de hikayesi var bu kombinin. Sen bana hatırlattın. Ortaya ne çıktıysa senin eserin. Tümüyle. Sen en güzel, en mutlu anına git dedin ya. Benim en güzel anlarım hep babamlaydı. O da böyle kasket takar, atkısız asla sokağa çıkmazdı. Onu son gördüğümde böyle bir kıyafet vardı üzerinde. Ben de o ana gittim. Oradan ilham aldım. Teşekkür ederim. Beni hayalimde de olsa yine babamla buluşturduğun için. Senin de mutlaka unutamadığın anlar vardır babanla yaşadığın. Belki ondan da bir parça ekleriz kreasyona. Anlatsana. Bence kreasyon çok güzel oldu. Ekleme yapmayalım. Hem daha sunum için fotoğraf çekeceğiz demiştin ya. Hadi, elimizi çabuk tutalım. Kes sesini. Ne dediysem onu yapacaksınız. Bana bak. Kimse bulmadan o dedektifi bulacaksın, anlaşıldı mı?
abla ne oluyor, ne dedektifi? O adam çoktan ölmüştür. Bırak şunları, bırak. O kadar aradım seni Zuhal. Mesaj da attım, onu da mı görmedin? Konağa gelmeyecektin. Sessizde kalmış telefonum. Anlamadım. Bana bak. Dedektif Yaman'la konuşmuş, senin adını vermiş. Yaman ya da konaktan birileri görmeden hemen gitmen lazım buradan, anlaşıldı mı? Hemen ver şu telefonu. Yaman'cığım, Zuhal de şimdi geldi. Adam nerede? Öldürtmeye çalıştığın dedektif nerede? Ne diyorsun Yaman? Ne dedektifi? Bana o küçük aklınla oyun oynama. Her şeyi biliyorum. Şimdi hepsini anlatacaksın. Adam nerede? Yaman. Böyle aşağılık oyunlar oynayan biri arkasında iz bırakmaz tabii. Ama senin karşında ben varım. O vurdurduğun adamı bulduğum anda seni bu dünyadan sileceğim. Duydun mu beni? Duydun mu? Ne diyorsun Yaman? Ben kim? Birini vurdurtmak kim? Bak, seni yine kandırıyorlar. Hem de bu sefer dedektifi kullanıyorlar. Görmüyor musun? Gerçeği öğreneceğim. Ve eğer bu işin içine parmağım varsa, işte o zaman bulursan her şey değişebilir. Tamam. Hemen harekete geçiyorum. Derhal. Kaybedecek tek dakikam bile yok benim. O dedektif benden alınan her şeyi bana geri verebilir. Dedektif mi? Ne oluyor? Neyi geri verecek sana? O adam her şeyi değiştirecek. Benim için. Yusuf için. Teyzesi için. İstersen dünyayı alt üst et ama bana o adamı bul Nedim.
benimle ilgili. O dedektifle Yusuf'u benden koparacak. Yusuf'tan koparsam ben de böyle dağılırım. Ölürüm. Öğreneceğim. Ne yapıp ne edip öğreneceğim. Benden bir şey saklıyorsun. Neyin peşindesin? Telefonla konuşmanı duydum. Benimle, Yusuf'la ilgili sana neyi geri verecek o dedektif? Kafandaki neyse, neyse açık ol. Bak, karşındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Hayır. Bana söylemek zorundasın. Söylemeden buradan çıkmana izin vermeyeceğim. Çünkü ben yaşayamıyorum böyle. Bu tedirginlikle, bu kaygıyla. Benimle ilgisi olan durum ne? Yapamam. Gerçekleri öğrenmeden yapamam. Neden susuyorsun? Niye susuyorsun? Kötü bir şey mi oldu? Ne haldeyim görmüyor musun? Alo İbo, var mı bir gelişme? Yok abicim daha, telefon kapalı. O yüzden de takip zorlaşıyor ama mutlaka bir yolumu bulacağım ben, merak etme. Tamam, acele et ama. Bu durum çok önemli. Ölüm kalım meselesi. Haber verirsin bana. Ne çabuk çıktın. Nasıl geçti? Beğendin mi hocam? Yapma be. Ama senin için rahat olsun. Çok iyi bir iş yaptın. Üzülme. Tabii ki üzülmem. Çünkü bayıldılar. O ney be? Başardın. Başardık. Başardık.
Bora arıyor. Alo Bora. Ben Ekin. Bora'nın yakın bir arkadaşıyım. Bora hastanede. Ne oldu? Trafik kazası geçirdi. Ayrıldığınız için kötü hissediyordum. İçmiş. Çok içmiş. Konuşmuyorsun. Niye susuyorsun? Kötü bir şey mi oldu? Ne haldeyim görmüyor musun? Eğer biri bundan 3-5 ay önce bana en güçlü duygu ne diye sorsaydı, muhtemelen cevabım öfke olurdu. Ama şimdi öyle düşünmüyorum. Eğer bütün sonsuzluğu hak eden bir duygu varsa, o da sevgidir. Ya da aşk. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı Yaman Bey? Gerçeğe. Eksik bir parça var. Ve ben bütüne varamıyorum. Onu öğrenmeden hiçbir şey tam olmuyor. Siz bu hayatta hep zoru başardınız. Gerçeklerden emin olmadan da yürüdünüz bu yolda. İnanıyorum. Bulacaksınız sizi bütün kırılacak parçayı. Sen onun masum olduğuna inanıyorsun biliyorum. Ben de buna inanmak istiyorum. Ama dedektife ulaşamıyorum. Nedim adamın öldüğünü düşünüyor. Fırat da belli ki takiple ulaşamadı telefonla. Fırat. Numara en son Şile tarafında bir mevkide sinyal vermiş. Büyük bir ormanın içinde görünüyor ama. Çıkıyorum hemen. Tamam, tam konumu yolluyorum mesajla. Tamam. Yolunuz açık olsun.
Buldular. Buldular. Sakın ölme. Sakın öleyim deme. Onun için dayan. Dayan. Neden bir şey söylemedin? Üzülme. Ziya abi, iyi misin? Bir şey mi lazım? Bu gül. Sen bu gülsün Seher. Masumsun, kırılgansın, beyazsın. Ama yapraklarını döktüler senin. Döktüler senin yapraklarını. Niye üzüldüğünü biliyorum ben. Neyi? Neyi biliyorsunuz ya abi? Ben söylemem ona. Üzmem onu. Sen çok üzdün zaten. Ben üzme. Üzülme sakın. Üzülme. Sen masumsun. Masumsun sen Seher. Zarar verdiler sana. Biliyorum ben. Biliyorum. Senin tomurcuğun kalbin gibi. Oldan yeniden çiçeklenecek. Yaman da bir şey yapmayacak sana. Öğrenecek o da. Öğrenecek. Neyi öğrenecek Ziya abi? İnanıyorum ben. İnanıyorum. Etrafındaki zehirli otlardan kurtulacaksın. İnanıyorum ben. Üzülme. Üzülme sakın sen. Üzülme sen. Üzülme. Ziya abi bekle.
olmayacak dedi Ziya abi. O mu engel olacak? Yaman Kırımlıyım ben! Dayan! Dedektif! Sesimi duyuyor musun? Ses ver! Bu niye gitti? Diğerleri açık. Ne saklıyorsun burada? Bir şey söyle! Çık ortaya! Nerede bu Nazar? Ben geldim! Yaman Kırımlı! Dedektif! Dedektif! Ses ver Allah. Bir işaret ver.
Ayağa kalk. Yürü. Yürüdükçe tamamlanacak eksik parçan. Adımların aksak, aklınla kalbin savaş içinde olacak belki. Gerçekle yalan, masumiyetle ihanet kol kola gezecek. Yılma. Aradıkça bulacaksın senden koparılan parçayı. İnanmayı bırakma. Sen yürürsen dünya kalbini açar sana. Takip et. Kokular, izler, sesler haritan olduğunda sen de avken avcı olmuşsundur artık. Nasıl bakarsan ona göre değişir. Düğüm de olur, zamansız bir akış da. İç içe geçen iki halkayla dönüştünüz. İmkansızlık içinde bir sevdayı büyüttünüz. Düşeceksin. Her şey bitti. Dünya yerle yeksan oldu zannedeceksin belki. Kalbin kudretiyle dünya her defasında yeniden çizilir. Doğru bildiğine, yüreğine tutun. Seni koparmak istedikleri yere inatla kökten. Neredesin? Neredesin? Ses ver! Bağır. Aradığını hatırla. Kaybetmek üzere olduğunu, diğer parçanı. Benim! Yaman Kırımlı! Ses ver dedektif! Buradayım. 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 Dünya durdu, alem yok oldu deme. Ne içindesin, ne de büsbütün dışında. Sonsuzun kopmaz akışında bir parçasın sen. Vazgeçme. Umut dediğin, hedefe ulaşmak için en kıymetli hazinen.
sattıkça anlam kazanacak dünya. Gördüklerinle kuracaksın kalbini bir zemberek gibi. Tekrar et. İç içe geçen iki kalple ördünüz o sonsuzluğu. Ateşe yürü. Aşkla yanmayı en iyi sen bilirsin. Küllerinden yeniden doğ şimdi Zümrüt-ü Anka gibi. Gitme. Gönlünü dikenden temizlersen sonsuz gül bahçelerine ulaşırsın demiş Mevlana Hazretleri. O beyazlığa yürü şimdi. Masumluğa. Diğer parçana. Tamamlanmaya. Sakın ölme! Ölemezsin! Ölemezsin! Bak bana! Dayan, kendine gel. Aç gözünü, hadi! Buradayım! Buradayım, bak bana! Konuş! Anlat, bildiğin ne varsa anlat! Bilmem gereken neyse söyle! Ben. Bırakma kendini. Bırakma sakın. Konuş. Evet. Evet anlat. Kendini. Bırakma sakın. O fotoğrafta
fotoğraftaki Seher. Evet. Evet anlat. Ne olmuş ona? Konuş. Susma konuş. Anlat. Anlat ne olmuş ona? O masum mu söyle? Masum de konuş. Ne oldu söyle anlat. Ölüm kalım meselesi bu.